bitiriciler. Günaydın. Günaydın. İyi bir hafta diliyoruz. Bakın neyle açtık? Bayağı. Oynayarak açalım, oynayarak kapatalım inşallah. Evet, bayağı Dilber dansıyla şahane. Dilber, Azem karakteri, evet, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü yaklaşık 3-4 haftadır hayatımızdan çıkmıyor ki. Sadece dizi olmanın ötesine geçti. Evet, fenomen bir yapım haline geldi. Aynen, bakın, her şeyle fenomen. Her şeyle fenomen. En son Dilber'in kıyafetlerinden yola çıktık 4 hafta önce. 4 hafta sonra geldiğimiz nokta, sen bana attın, Yılmaz Erdoğan'ın gözlükleri de yok. Evet, gözlükleri de yok satıyor. Artık böyle Yılmaz Erdoğan'ın gözlükleri, Dilber'in kıyafeti. Biz de Müge'yle açılışta böyle hafta başında biraz daha müziği açabilir miyiz acaba? Evet. Açalım. Evet. Bence biraz daha açalım yönetmenim. Açalım. Kalk bir oyna, sen çok hadi güzel açalım. Oynuyorsun. Oynarım. Ha işte bak. Sunucuyu da oynattı. Hayır, niye eleştiriliyor anlamıyorum. Oynanır, ne olacak? Hafif öne doğru yapacaksın. Şöyle yapacağız. Evet, güzel. Peki, şimdi Dilber dansı. Hocası Elif'le haftanın 3 günü 3-4 saate varan bir mesaiyle çalışıyorlar bu figürlere ulaşmak için. Aynen. Fakat bu figürler önümüzdeki günlerde bir mola verecek, bir ay kadar. Neden mola veriyorlar? Neye dikkat ediyorlar? Gelsin haberimiz. Dilber dansına Ramazan arası. Hazar Ergüçlü pavyondaki dans sahneleri için hocası Elif Erol'la beraber yeni figürler çalışıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yaklaşan Ramazan ayı boyunca ise pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceği konuşuluyor. Yani şimdi aslında pek çok dizinin şarkılarında böyle ön plana çıkması, dansı, ıvırı zıvırı çok böyle konuşuyoruz ama Müge. Bir Dilber. Evet. Bir sevgili Yılmaz Erdoğan'ın gözlükleri ama şu anda mesela Dilber'in pavyon dansına Ramazan arası verilecek de bence bir dizinin başarısının tam karşılığıdır. Evet, aslında birçok yapım şimdi bu sene bu güzel ayı, bu güzel günleri 11 Mart'ta karşılayacağız ve 9 Nisan'da veda edeceğiz Ramazan'a. O süre içinde biz Dilber'in bu danslarını görmeyeceğiz. Diğer bazı yapımlar da bazı şeylere dikkat edecekler. Ne? Hani yakınlaşma sahnesi çok fazla ileriye gidecek gibi olursa. Aslında her Ramazan yapılan bir şey yapıyorlar. Evet. Hatta sahnelere bile sirayet ediyor. O dönemde sahne sanatçıları, sahne yıldızları, şarkıcılar da bir geri çekiliyorlar. O bir ay hem kendileri dinleniyor hem de sahneyi biraz şey yapıyorlar. Hani böyle orada da giyinmek, dekolteyi, yırtmacı kullanmak biraz bir yere kadar ya. İmtina ediyorlar. Evet, orada ülke olarak dikkat ediyoruz zaten öyle şeylere. Şimdi Dilber'in bu dansı da birçok kesimden hem sevilip hem de tepki alınca bu tartışmayla hiç başlarını ağrıtmak istemiyorlar açıkçası. Evet, bir taraftan da o. Evet, bir ay buna mola vererek hem baş ağrıtmıyorlar hem de belirli böyle o konulara dikkat eden, rencide olabilecek vatandaşlarımıza da ve herkese de böyle bir şey tanıyorlar. Bir güzellik tanıyorlar. İyi. Bir taraftan da mesela uzun bir süre tepki gösterenler de bilmem ne dersin Müge. Onlar da bir nefes alacak bu süreçte bence. Çünkü Dilber'in dansını görmeyecekler. Tabii onlar bekliyorlar. Atakta bekliyorlar. Atakta bekliyorlar ama yapım buna müsaade etmedi. Evet, evet. Peki bir taraftan da mesela çok da güzel bir bağlantı olacak. Hafta sonu bir dakika dedim ya. Bu nasıl güzel bir harekettir, nasıl güzel bir şeydir. Anladım. Metroda müzik yapan o çok yetenekli müzisyenlerin bu kez karşısına kim mi çıktı? İzleyelim. Yılmaz Erdoğan metro istasyonunda bağlama çalıp türkü söyledi. Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz haftalarda dizisinde bir Ferdi Tayfur şarkısı söylemiş ve çok konuşulmuştu. Usta sanatçı bu kez metro istasyonunda bir sokak sanatçısına eşlik etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. İndirin öyle bedava bakmaya yok. Ne tartışılmıştı değil mi bu şarkı? Evet. Şimdi Yelda şuna bakıyorum. Metroda böyle müzik yapıyorsun. Evet. Gencecik bir müzisyensin. Belli ki bir grubun var.
Öyle kalabalık senin önünden geçiyor gidiyor, geçiyor gidiyor. Biri senin o müziği yapmanı devam ettirebilmem için 2-3 kuruş harçlık oraya bırakıyor falan. Evet. Ve birden karşına Türkiye'nin konuştuğu Yılmaz Erdoğan geliyor. Nasıl bir şok? Sazı senin elinden alıyor. Genç arkadaşımız, müzisyen arkadaşımızın adı da Kibar, yanlış hatırlamıyorsam. Affetsin yanlış hatırlıyorsam da. Sonra ondan sazı alıyor. Ve Yılmaz Erdoğan şöyle söylüyor. Tabii gelen geçen bir anda birikiyor. Selfie çekiyorlar, evet, video evet, çekiyorlar. Evet. Ben kardeşimizin konserinde ön sırada yer aldım ya diyor. Ya nasıl güzel bir yürek. Evet, evet. Gerçekten çok... Çok şık bir hareket yani. Çok 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 şık. Bir de o müzisyen kardeşimize ilham veren bir hareket. Tabii cesaret onun, veren evet, bir şey. Evet, onun o müziğini yapmasına daha da teşvik eden bir hareket. O yüzden sevgili Yılmaz Erdoğan'ı gerçekten yürekten destekliyoruz. Evet. Neden destekliyoruz bir taraftan? Sokakta müzik yapanlara bir de böyle eleştirenler oldu çok. Evet. Geçmişte de oluyor, şu anda da oluyor. Onlar aslında o kadar... Halden anlayan bir müzik yapıyorlar ki sokakta. Bir de ne kadar zor. Gelen çok geçenin zor. Her an laf atabileceği. Yani çok. Tamam insanlar övmeyi de biliyor ama maşallah sövmeyi de biliyor. Evet, dolayısıyla evet, çok evet. Kritik bir yerde bir iş yapıyorlar. Ama çok hoşumuza gitti yani. Sen de şey oluyor mu Müge mesela yolda yürüyorsun böyle sokakta müzik yapanları duyduğunda bir kulak kesip bir durup dinleme mi yoksa akışın içine dair? Duruyorum, dinliyorum, kenarda dinliyorum ama çünkü insanlar çok video çekiyorlar. Hani kadraja girmeyeyim, bozmayayım ortamı diye. Böyle kenarda dinliyorum, dinliyorum, dinliyorum. Onlar yalnız özür dilerim de geçenlerde bir tanesinin sesi çok kötüydü. Dinlemeden bastım gittim. Öyle mi? Evet. Bağdat yani kendisi. Kötüyse kötü, iyiyse ama genelde %98'i sahneye çıksalar o çocuklar ve genç kızlar. Çok büyük iş yaparlar. Kesinlikle. Bir kısım insanı da işlerinden ederler vallahi diyoruz. Net noktanı doğru söylüyorsun. Evet. Hani şu kadarcık sesleriyle, olmayan sesleriyle böyle hani ben şarkıcıyım deyip ortalıkta dolaşanlara bence de vallahi ders alsınlar. Şimdi tabii bu güzel hareketlerden sonra bir aşk haberine gidelim. Aşk haberinin de Hazar Ergüç ile bir bağlantısı var. Uzun dönem birlikte olduğu, aşk yaşadığı, aralarında 19 yaş fark var nedeniyle çok konuştuğumuz Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'den sonra aradığı aşkı bulmuş. Bulmuş mu? Bulmuş gözüküyor. Yani. Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü yeni bir aşka mı yelken açtı? Bir arkadaşımızın doğum günüydü, oradan çıktık. Evet. Onur Ünlü ile şu sıralar Dilber rolüyle gündemde olan Hazar Ergüçlü'nün 5 yıllık ilişkisi 2022 yılının sonlarına doğru noktalanmıştı. Ünlü yönetmen bir hanımefendi ile Asmalı Mescid'de görüntülendi. Çok yakın dost olduğumuzu biliyorum evet. Beraber. Çok yakın arkadaş olduğumuzu da biliyorum. Evet, evet. Ben de sormak istiyorum. Tamam. Hayırlı akşamlar diliyorum tamam. Öncelikle. Tamam. Çok kısa açıklayabilir misiniz? Beraber görüntüledik sizleri. Abiciğim bir arkadaşımızın doğum günüydü. Oradan çıktık. Evet. Sonra buraya doğru geldik. Böyle takılıyoruz. Aynen. Zaten o kadar... İyiyiz ki beraber, dostuz ki. Evet. Hiç saklama gereğine duruyor. Seninle de konuşmayı aynen. Çok teşekkür ederiz. Çok evet. Sağ olun. İyi eğlenceler. Hayırlı akşamlar sizlere. Can Yaman İstanbul'da. Korumaları mı acaba? Can Yaman'ın yanındakiler görüntü alınmasını neden engellemeye çalıştı? Burası İstanbul, Roma değil ama yani. Yakışıklı oyuncu gelen tepkilere ne yanıt verdi? Ama bu hiç yakışmıyor şu anda yani korumalarla birlikte hiç gerek yoktu şu an. İtalya'da Sandokan dizisine hazırlanan Can Yaman, annesinin de aralarında olduğu yakınlarıyla Nişantaşı'nda yemek yedi. Korumaları mı acaba? Ailesiyle hasret gideren oyuncu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak aracına yönelirken yanındakiler görüntü alınmasına engel olmaya çalıştı. Ama bu hiç yakışmıyor şu anda yani korumalarla birlikte hiç gerek yoktu şu an. Yaşananların ardından Can Yaman sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı. Can Yaman bildiğiniz gibi hani kameraları indirip beni artık çekmeyi bırakmıştınız, hani ben İtalya'nın yıldızıydım, siz insanların gözüne ışıkları sokup yürümelerini engellediğiniz için size durup konuşulmadığında itildiğinizi, kakıldığınızı, terslendiğinizi düşünüyorsunuz. Öyle bir şey de yok, sadece huzur kaçırıyorsunuz. Konuşmayı tercih etmiyorum ve gerekli bulmuyorum o kadar. Olay da yok, skandal da. Bana müsaade, kendi sirkinizde size iyi oyunlar. Vallahi ben şaşkınım Müge çünkü yani o kadar sert ve bence çok gereksiz bir had bildirme cümleleri. Ne yaşarsa yaşasın, ne olursa olsun bu kadar sert gelip bu kadar yok sayıp küçümseyip üst perdeden bakmayı hiç de doğru bulmuyorum ne yazık ki Can Yaman'ın. Yani
okey, çok popülersin. Yurt dışında, İtalya'da çok popülersin. Çok fazla fanın var. Herkes evet sana bayılıyor. Biz de çok takdir ediyoruz. Çok da şapka çıkarıyoruz senin başarılarına, yurt dışındaki başarılarına. Yani çok seviliyor olmana şapka çıkarıyoruz. Ama Türkiye'ye geldiğinde bu kadar yok sayan, bu kadar böyle bir dakika ya, siz zaten çok lüzumsuzsunuz. Ne soruyorsunuz ki getirmeyi de ben çok hadsizce buluyorum şahsen. Biraz kullandığı cümlelerin ölçüsü kaçmış. Çok. Onu baştan kabul ediyorum. Çok. Daha farklı kelimeler kullanabilirdi ki evet, çevresinde de onu doğru yönlendiren isimler olduğu halde bu cümleleri kullanmasına şaşırdım. Hı hı. Fakat onu bu noktaya sürükleyen bir olay var. Ne? 1,5 yıl önce, yani işte 2 yıla yaklaşıyor. 2022'de hı hı, bir özel dijital kanalın açılış davetinde bütün starların katıldığı bir törende kırmızı halıdan geçerken evet, Can Yaman röportaj vermek istemedi. Evet. Röportaj vermek istemeyen tek kişi mi Can Yaman? Değil, tamam. Bir sürü kişi evet, röportaj vermek kişi istemiyor. Istemeyebilir. Fotoğraf çektirirken de böyle biraz isteksiz ve gönülsüzdü. Neyse pozunu verdi, yürüdü gitti. Magazin muhabirleri ordusu vardı karşısında. Ordusu diyorum, bütün kanalların, evet, programların ve gazetelerin muhabirleri. Hı hı. Oradan birkaçı dedi ki işte çekmiyor musunuz, çektirmiyor musunuz? Aslında izleyelim. Her şey oradan başladı. Olayın perde arkasını, Can'ı bu noktaya getiren sebepleri. Allah Allah. Bu kavgayı, polemiğin ayrıntısını anlatalım. Önce 2022'ye gidelim, olayın başlangıcına. Saygılar. İlker'cim, bu arkadaşımız falan devam et bahsedelim. Tamam. 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 Hem tanıttan hem ayıpın. Her şeyi göstereceksin. Tamam mı? İlker'cim. Tamam. Beni takip et. İndirin abi. Kırk basına ihtiyacım var. Hakim. Bravo. Çok güzeldi beyler. Tebrikler. Aynen. İndirin abi. İndirin abi. Teşekkürler. Adam İtalya'nın yıldızı ya. Türk basına ihtiyacın mı var? Buradan ne çıkarıyoruz Müge? Evet. Bu geçen yıl galada evet, Türk basınına orada belki röportaj vermediği için böyle sadece bir selamlayıp geçip gidiyor ve oradan basındaki arkadaşlarımız da indirin diyor. Kameraları indiriyorlar, çekmek istemiyorlar falan filan. Ya onları da küstüren, kırılmalarına sebep olan, yoksa niye kameralarını indirsinler, niye öyle bir şey yapsınlar? Röportaj vermediği ve poz vermediği için. Ama verse ne olacak Müge Allah aşkına ya? Ya daha düne kadar Can Yaman bu ülkede romantik dizilerin değil mi ana karakteriydi. Böyle alkışlıyorduk. Evet. Kendisi de sayısız röportaj veriyordu. Yurt dışına gittikten sonra ne oldu da sen bizim muhabirlerimizi küstürdün, kırdırdın da onlar indiriyor? Ki eminim ki bizim basındaki arkadaşlarımızla eğer talihsiz cümleler kurduysa onların da kusuru olmuştur o talihsiz evet, cümleler. Belki aralarında daha önce bir tatsızlık yaşandı. O tatsızlık o galada nüksetti. Daha önce bir problem var ama şöyle, yıllarca gazetelerde çalışmış birisi olarak muhabirler, ben de muhabirdim, o şeyi de bilirim, o gergin işi bilirim, çok zordur muhabirlik. Fakat ben hiçbir zaman birinin İndirin kamerayı, yapmayacaksın sen de röportajı lafları ve emirlerine hiç uymadım. O seni bağlar. Seni bağlar, doğru. Senin şu kişiyle bir problemin, genel olarak programa bir saygısızlık ettiyse tabii ki topyekün gideriz. Evet. Ama senle onun kişisel bir problemi varsa seni bağlar. Evet. O zaman yanındaki 20 tane muhabir ordusuna indirin kameraları demek durumunda değilsin. Ya da Can Yaman'la 20 muhabiri karşı karşıya getiremezsin. Can'la senin arandadır problem. Sen Can'la halledersin, Can seninle halletmez. Onu bizi ilgilendirmez. Ama ben orada
indirin kameraları diyen arkadaşımızdan çok diğerlerinin indirmesini eleştirmişti. Ben şurada öyle 20 kişi birden hareket edemezsiniz. Sizin de bağlı olduğunuz kurumlar, gazeteler, şeyler var. Buna gelene kadar, Can Yaman'a gelene kadar kimler neler yapmadı? Çocuklar bir hatırlayın. Patronlara şikayet edildik, atın onları işler. Oralara gık çıkmıyorken buralara pık çıkarmak bilmiyorum yani. Ama ben şurada sana katılmıyorum. Ha. Katılmadığım nokta şu. Evet, her ne olduysa kişisel. Yani Can'la bir gazetecimizin ya da kameramanın arasında. Orada değilim ben. Hiç orada değilim. Neredeyim biliyor musun? Ben Can Yaman olsam, bak söyleyemedim bile ismini sinirden. Hı. Can Yaman olsam her ne olursa olsun orası çok önemli bir organizasyon. Tabii. Her organizasyonda bir nesi vardır? Edebi, adabı vardır. Bir nezaketi vardır. Kırmızı halı edebi vardır. Evet, bir duruşu vardır. Sen orada ne kadar tatsız bir şey yaşasan da durursun. İşte iki kişinin selamını... problemi herkesi gerdi. Evet. Sonrasında sana katılıyorum. Şu yazdığı metin ağır. Çok ağır. Çok çok bir kere yakışıksız. Hani kamera ne demiş? Bir dakika şöyle okuyalım. Hani kameraları özeti vardı çünkü o detaya girip çok ağır cümleleri vallahi hiç yakışık bulmuyorum. Hani kameraları indirip beni artık çekmeyi bırakmıştınız. Hani ben İtalya'nın yıldızıydım. Yani hani yürü git İtalya'ya, burada işin yok. Kun gibi. Altını çiziyor. Nereden çıktınız yine? Oh be, çekmeyecekler diye biz de arada bir ona güvenip rahat rahat geziyorduk. Şimdiden söylüyorum, bundan sonra da konuşmayacağım. Olaylı bir gecem yok. Tek olay sizsiniz. Rahatsızlık veren de sizsiniz, şov yapan da. Ben kendi aile ortamımda gayet keyifli ve huzurluyum. Hı. Geçip arabama biniyorum. Çünkü arabaya binerken korumalarla gazeteciler arasında bir problem oldu. Siz insanların gözüne ışıkları sokup yürümelerini engellediğiniz için size durup konuşulmadığında itildiğinizi, kakıldığınızı, terslendiğinizi düşünüyorsunuz. Yani itilmek, kakılmak laflar, evet. Öyle bir şey de yok. Sadece huzur kaçırıyorsunuz. Şimdi buraya takıldım. Dünya çapında bir starsın artık. Evet, sadece evet. Türkiye'de değil. Paparazzilerin, kameramanların, magazin muhabirlerin seni kovalaması, takip etmesi, soru sormasının adı huzur kaçırmak değil, işin bir parçası. Nokta. Huzur başka bir şey, huzur kaçırılması başka bir şey. Evet, kesildi. Evet. Zaten bence huzur kaçırıyorsunuz. Zaten o iki konuşmayı türlü tercih etmiyorum ve gerekli bulmuyorum. Olay da yok, skandal da. Bana bir müsaade, kendi sirkinizde. Bak. İyi oyunlar, bu cümle de ağır. Şimdi ne münasebet ya, bak nasıl evet sinirleniyorum. Evet. Kendi sirkinizde iyi oyunlar falan. Hiç olmadı Can Yaman. Hı. Aynı şeyi bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum. Sen bu ülkenin yetiştirdiği, evet çok değerli, çok da sevdiğimiz bir oyuncusun. Buralarda sorun yok. Ama sen yurt dışına gidip oradaki popülariteyi, oradaki şaşayı gördükten sonra burada bir kameramanla ya da muhabir arkadaşımızla bir husumet ya da bir tatsızlık, kırgınlık yaşasan da bu cümleleri kurmamalısın. Hiç yakışmıyor. Evet. Hiç. Çünkü anlamadığım şey şu, siz oyuncuların hepsinin magazine de, magazin muhabirlerine de, tüm gazetecilere ihtiyacımız var, ihtiyacınız var. Bu bir, değil mi? Beraber yol alan bir yol. Evet. Ne münasebet ya? Evet. Bir kendinize gelin Allah aşkına ya. Şimdi gerçekten sinirleniyorum. Evet. Çünkü orada çok çirkin bir tabir var. Kendi sirkinizle oynayın. Eğer senin sirkin neresi acaba? Hayır, gerçekten bu sirkse hayır, çok ayıp. Gerçekten hepimiz bir sirkteysek. Sen de onun içindesin. Sen de onun içindesin, biz de onun içindeyiz. Evet. Sirk o kadar kötü bir şey değil, ben çok severim sirkleri. Ama hepimiz bu oyunun, İçindeyiz. Bu bir oyunsa hepimiz yönetmeni, yapımcısı, Bizi. Sinemacısı, dizicisi, bizler, sizler, sizleri, bizleri, yayınlara, programlara, sahnelere, herkes o oyunun bir parçası. O oyunu sen sirk olarak değerlendiriyorsan, evet, sirkin bir parçasıyız. Tekrar ediyorum, bence bütün sıkıntı bazı gazeteci muhabir arkadaşlarımızla, evet, ünlüler arasında. Her zaman bana büyüklerim şöyle söylerdi, bir yumruk mesafesi olsun. Hı hı. Bu yumruktan kastı bir o yumruk, bir sen yumruk değil. Bir küçük bir mesafe bırakacaksın. Hı. Yoksa işler böyle orada Arap saçını döner. Sen şeyden bahsediyorsun, her o mesafe aşımı olduğu hem için. Hem çok samimi, çok saygılı olacaksın. Hem de bir mesafen olacak. Hı hı. O mesafeyi korumazsan yarın öbür gün sen
Çekme kardeşim Can Yaman'ı. Can Yaman hadi oradan kendi sirkine. Bu şeye gelir. Hiç buna müsaade etmeyeceksin. Evet, buna da taviz vermemek lazım. Müge çok bir doğru de, söylüyorsun. Bir de böyle topyekün hareketleri ben ne öyle greve mi çıkıyorsun? Çekme diyorsun 20 kişi birden makine indiriyor. Yok öyle bir şey. Can'ın seninle sorunu yoksa sen Can'a sorunu soracaksın, cevabını alacaksın ya da almayacaksın. Benle sorunu varsa benle halletsin. Evet. Ben gel daha sen de bırak mikrofonu deme hakkım yok. Öyle yani bir şey bu yok şeye yani. Benziyor. Hani böyle üç arkadaş vardır çok yakın böyle çok samimilerdir. Üç kadın arkadaşa örneği vereceğim. Öyle. Bir tanesi diğeriyle sorun yaşar değil mi? Sonra diğeri diğeriyle görüştüğünde şeyler sen onunla niye görüşüyorsun yok o benim. Yok öyle bir hayat. Yok öyle gazetecilikte yok öyle bir hayat. Peki atarlandık. Evet. Bir devam edelim haberlere. Edelim. Edelim. Mert Ramazan Demir gecelerde görüntülenince neden panik yaptı? Çok kısa konuşsaydık Mert Bey. Yakışıklı oyuncunun şoförünün yaptığı hareket tartışma yarattı. Yanınızdaki hanımefendiyi sorsaydık Mert Bey. Hanımefendi dur lan. Mert Ramazan Demir Etiler'de bir mekandan menajeri bir hanımefendiyle birlikte çıkarken görüntülendi. Gel buraya kızı gör. Yanınızdaki hanımefendiyi sorsaydık Mert Bey. Yakışıklı oyuncu penceresini açınca bir muhabir sohbet etmek için yaklaşıyor fakat o anda hiç beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Ha, bir dakika durdu. Mert Bey nasılsınız, iyi misiniz? Hanımefendiyi sorsaydık öncelikle. Hanımefendi, dur lan! Ne yapıyorsun ya? Mert Ramazan Demir'in şoförü muhabirlerin iki araç arasında kalmasını aldırış etmeden gaza yükleniyor. Ha, bir dakika durdu. Mert Bey nasılsınız, iyi misiniz? Hanımefendiyi sorsaydık öncelikle. Hanımefendi, dur lan! Ne yapıyorsun ya? Sosyal medyada hanımefendinin Mert Ramazan Demir'in menajeri olduğu ileri sürülürken yakışıklı oyuncunun şoförünün yaptığı hareket büyük tepki çekti. Ha, bir dakika durdu. Mert Bey nasılsınız, iyi misiniz? Hanımefendiyi sorsaydık öncelikle. Hanımefendi, dur lan! Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle. Şu ünlülerin şoförleri yani o değer onlar da çok zor bir iş yapıyorlar. Hatta ben şoför arkadaşlarımız için şey derim yani canlarını gerçekten riske atarak bir iş yapıyor. Çünkü gece karanlık o bu ıvır zıvır neyse oraya gidiyor. Ama arkadaşlar bu şoförler Müge sanatçılardan ünlülerden daha jönler. Daha bir popüler olmaya çalışıyorlar. İç alt merkezde böyle bir şey var. Bir çekmeyin etmeyin bir sert tavırlar bir höt haller. Çünkü yarı koruma görevini de üstleniyor. Ama bak şey dikkat et. Ama ünlü yüklüyor ona onu. Ne diyor? Şey işte gazeteciler falan gelince sen hallet. Mevzuya girsen. Sen iyi polis kötü polis. Onlara onu o misyonu o yüklüyor yani. Çoğunda öyle. Kendi kendilerine yapanlar ama varsa. Ama kendilerine zarar veriyor ünlü isimler. Mesela o şoför onu temsil ediyor bir taraftan da. Tabii ki. Bu arada yani muhabir arkadaşlarımızın da böyle her yerden çıkıyor olması. Beni benden alıyor ve mest oluyorum bir tabii, taraftan. Tabii. Kaçamazsın Mert. Her yerdeler. Burada Mert'in bir suçu yok. Yok. Çünkü tam tersine camı açıyor ve evet. Hani selam verip iki kelime de söyleyecek ama... şoförünün gaza basmasıyla birlikte orası bir panik hale dönüyor. Bak yıllar önce aklıma ne geldi? Ne geldi? Arkadaşım yani bu muhabir, tazecik muhabir arkadaşlarımızın pirlerinden bir tanesi Uğur Soysal. Postada çalışıyoruz. Dedi ki Sezen Aksu'nun sevgilisini buldum. Ya Sezen Aksu'nun sevgilisini bulmak ne demek ya? Acayip yani, bir şey. Herhangi birinin sevgilisi değil. Evet. Hepimiz ayağa kalktık. ne zaman çekecek? Biliyorum. İşte istihbaratı aldım, çekeceğim. Etiler'de çok meşhur bir AVM var ya Etiler'in göbeğinde. Evet. Bekliyor Uğur. Bekliyorsa telefon açıyoruz. Uğur bir saat daha bir oldu mu 7 saat falan. Çocuk orada bekliyor. Bunu dedi gerekirse dedi 78 saatte olsa çekeceğim dedi. O zaman sosyal medya yok. Bir şey çektiğinde patlamıyor bir yerde. Evet, bekliyoruz. Evet. Aradan birkaç saat geçti çektim. Niye sesin düşük havalara uç? Ama ayağım ezildi sakatlandı. Çünkü Sezen Aksu o dönem iş insanı Önder Fırat'la ilk aşkı ortaya çıkıyor. Oradan çıkıyorlar bizimki deklanşöre basıyor tatatata çekiyor. Kendini kaybediyor. Sezen Aksu Önder Fırat'la bir problem yok. Orada kendini kaybeden şoför. Ve gaza öyle bir basıyor ki. Uğur'un ayağının üstünden geçiyor. Ya. Ayak gidiyor. Ya. Ama ne yapıyor Sezen Aksu? Sonra Uğur'cum iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Ne kadar hani bağırıp herkes. Çağırmadı. Ne çektin falan filan diye. Değil. Onun sağlığıyla ilgilendi. Böyle örnekler de var. Var. Peki konuğumuzu alalım mı? Bir devam edelim arada. Tamam arada. Hadi izleyelim mi? Çok güzel biri gelecek.
sonrasında da günlerden bu yana Türkiye'yi çalkalayan Anastasia. Başka bir konuğumuz olacak. Öncesinde de bir kraliçe geliyor. Evet, bir kraliçemiz gelecek. Ufak bir turumuz daha var. Kaan Yıldırım 4 yaşındaki yeğenini şoför koltuğuna oturttu, eleştirilerin odağı oldu. Kaan Yıldırım'ın küçük yeğeni Gaye'yi hareket halindeki otomobilin direksiyonuna oturtması sosyal medyada tartışıldı. Bu görüntülerden sonra sosyal medya ikiye bölündü. İlk ders notunu düşerek paylaştığı video birçok yorum alırken Kenan Sofoğlu'na özendi galiba gibi yorumlar da dikkat çekti. Yani artık sınırı aşmak, ya yani tamam yani... Toparlayacağım, sinirlenmeyeceğim. Toparlıyorum. Toparlama, sakinim. Yürü. Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç. Bu ne saçmalık Müge? Evet. Yani küçücük çocuğun ve bunun videosunun paylaşılması, sen orada o küçücük çocuğun canına nasıl kastediyorsun ya? Üstelik bu kadar bilinçli bir insansın. Akıllı, mantıklı, şuura açık. Bunun esprisi dahi olamaz. 10 saniyelik video dahi olamaz. Ormanlık bir alan gibi görünüyor. Evet. Yelda, şimdi sosyal medya kullanıcıları konuda yani bugün yağmur yağıyor desek onda da ikiye bölünüyoruz ya. Yok yağmıyor aslında, nem ıslattı falan. Neyse burada da ikiye bölündüler. Kimi diyor ki zaten evlerinin önü çok fazla bir zaten gitmiyor trafikte. Kimi de diyor ki ne olursa olsun yani 2-3 yaşlarındaki bir çocuğu direksiyona oturtamazsın. Ani ters bir şey olur, yüzü direksiyona çarpar. Bir üçüncü grubun söylediği çok daha önemli. Ünlü kişilerin, çünkü onlar kamuoyunda bir şekilde takipçileri var, rol model oluyorlar. Bir kişi bunu yaparak bu cahilliği yapabilecek kişilere kapı açıyor. Bak o da yaptı, ben niye yapmayayım? Bitti. Hadi oğlum otur. Etkileşim alırım, bir tıklanma alırım. Ceza zaten. Bana niye ceza kesiyorsun memur bey? Evet, ben geçenlerde bir oyuncu da oturttu direksiyona. Gördüm diyecek. Ona yok da bana var mı? Bu tür şeylerin kapısını açması ile ilgili üçüncü kişilerin. Evet, bu üçüncü söylediğin başlık yani o üçüncü kesim de çok haklı. Çünkü zaten ülkemizde bu anlamda cahil ve trafiğin içinde magandalık yapıp kendi canı, başkasının canı, çocuğunun, eşinin canını kasteden yeterince cahil insanımız varken aynen katılıyorum. Sen bu kadar etkileşimi yüksek, rol model alınan bir, çok da değerli bir oyuncusun. Bir ama de bu, dikkatlidir böyle konularda. Ben çok bence şaşırdım. Boş bulundu. Ya, bence boş bulundu. Ben sana söyleyeyim Müge. Boş bulunsan bile, bu hatayı yapmış olsan bile bunu paylaşma. Bak hepsi birbiri ardına bence basireti bağlandı. Evet, paylaşma ya da şöyle, o kadar çok tepki geldi ki bizim sayfalarımıza da geldi. Hayır, yani duruyor bilmiyorum mu? Şu an itibariyle duruyor mu? Ama kısa bir süre öncesine kadar silmemişti. Bir açıklama bekledim. Ara ara baktım. Hani belki yaptığının hata olabileceğini söyleyecek yükseklikte birisi Kaan. Ama öyle bir şey de gelmedi. Peki o zaman biz niye Kenan Sofoğlu'nu yerden yere vurduk? Onun da yaptığı hataydı. Evet. Biraz ne yazık ki dikkat ediyorum. Ne yaptığına değil, kimin ne yaptığına göre eleştiriliyoruz. İşte bu ya. Evet Kenan ya. Yapınca Kaan yapınca olabilir. Basireti Ayşe bağlandı. Yapınca Allah seni kahretsin linç. Fatma yapınca ama bir dakika, o çok değerli bir sanatçı. Söylediğinizde dikkat edin. Üstelik. Yani fan, hayran falan kitlesine göre mi değişiyor bu işler? Kişi yaptığınla ilgilidir yani. Yani işte orada bence fan, hayran kitlesine göre ve isme göre değişiyor. Kesinlikle değişiyor. Verdiğimiz tepkiler de değişiyor. Orası şu anda ormanlık bir alan olsun. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun çok büyük risk. Bize kızma ne olur Kaan. Çünkü bunu normal bir şeymiş gibi yorum yapamayız. Hiç de sana yakıştıramadık. Eminim ki bununla ilgili bir açıklama yapacaksındır ve diyeceksindir evet bu bir yanlıştı. Biz öyle mi düşünüyorsun? Ben belki yapacağını düşünüyorum. Peki belki kızmasın de. Bize. Belki de. Hayır yani kızabilir. Ben hani yorumları kızarlar mı kızmazlar mı diye yapmıyorum. Doğru bildiğimi ya da yorumlara bakıyorum. Bilgini kullanıyorsun. Deneyimlerinden yola çıkarak konuşuyorsun. Sadece kızan da biz değiliz. Değiliz tabii ki. Bir sürü insan değiliz. Kızdı. Bekliyoruz bugün. Ben tekrar ediyorum, Kenan Sofoğlu'nu yerden yere vuruldu. Biraz da adamına göre hareket ediyoruz gibime geliyor. Peki sanki. Stüdyomuzda şimdi sevgili izleyiciler... Çok güzel ama çok zayıfladığını gördük. Biraz stres çekmiş. Neden stres çekti? Ülkemizi Miss Europe yarışmasında temsil etmek üzere Lübnan'a gitti.
döndü. Ama olaylarla döndü. Acıyla döndü, olaylarla döndü. Sevgili Elmas Yılmaz gelsin. Elmas şöyle endamı evet. da görelim. Evet. Elmas hoş geldi. Önce tebrik edelim. Evet tebrik edelim. Ülkemizi temsil etti. Teşekkür ederim. Miss Europe. Ama hem ülkemizi temsil ettin, tacınla geldin. Evet. Taç da güzel duruyor. Bak hiç kaymıyor kafasından. Dikkat ettin mi? Bu güzel tutturulmuş bence. Evet. Kalıbı falan mı güzel? Bu taçlar niye kafada durmuyor sence? Bilmem ağır da olduğu için olabilir. Ağır çok ağır evet. Peki sen dereceyi alacağını hissediyor muydun Elmas? Hemen başlayalım. Ya ben kendime çok güveniyordum zaten. Çok hazırlandım çünkü yarışmaya 6 aydan beri. Nasıl hiçbir şey yemedim. Ne tek öğün beslendim. Sabah 7'de yemek yiyordum ve diğer gün 7'ye kadar. Evet. Öyle mi? Ah çok fena. Aynen öyle. Saat yani 7'de yiyordum. Saat 11'de de bir yulaf ve meyve yiyordum. Bu kadar. Ondan sonra tekrar başka bir gün. Evet. Yani kaç saat oluyor bunu aralık sayamıyorum oruç bile. Oruç ötesi bir şey mi? Evet. Açlık orucu. Açlık. Yaptığın doğru mu grevi. Peki? Yani güzeldi. Çok iyi bir şekilde vücuda sahip oldum. Kilo da hazırlandım. Çok zayıfladığını düşünmüyor musun? Bayağı bir zayıflamış gördüm. Yani şu anda 48 kiloyum. Normal aslında. Daha da zayıflamayacaksın herhalde. Yok yok artık yiyeceğim yemek boyun yiyeceğim. Boyun kaç peki? 1.75. 1.75. Hı-hı. Kaç kilo yükledin? 48. 48. Bir oran yapıyorum da kapatayım. Evet. Peki gitmeden önce zayıflamanın ötesinde fiziğinde de bazı değişiklikler yaptın mı? Deniliyor ki yok, estetik evet, oldu. Hayır hiçbir şekilde estetiğim yok. Ama çok değişmişsin. Sadece göz estetiği yaptırmıştım ama çok önceden. Yani bir buçuk sene önce. Evet. O da çok hani... 225 cc bu çok en küçüğü. Hiç yüzümde estetik yok ama herkes estetik var diyor. Ona ben çok şaşırdım. Çünkü böyle değişim çok yani eski görüntülerle kıyasladığımızda belki zayıflamış olman. Herhalde o yüzden olabilir. Evet. Hiç mi estetik operasyon yok? Gerçekten yok yani estetikçi falan varsa. Bak şimdi bize hatırlıyorsun 2 yıl önce programımıza katılmıştın. Şimdi ama senin... şu fotoğrafımı koymuşsunuz. Allah için şu fotoğrafım da şu fotoğrafım. İşte tamam o Allah için biz de diyoruz. O fotoğrafla bu fotoğraf arasında fark var. Evet. Sen farkı söyle bize. Ya hiçbir fark var mı? Bak mesela ben orada ağlıyorum şurada ama burada ağlamıyorum, gülüyorum. Evet. Daha duygusal farklardan bahsediyorum. Peki, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Al sopayı al, sopayı alın. Bak sopamız estetik sopası. Hayır gerçekten vallahi yok. Yani. Şuraya bak. Tamam. Zayıflamış, zayıfladığımızda şu yanaklar falan evet. Evet haklısın gider ama şurada bir keskinlik var. Burada yok. Burada var. Bu çenede müthiş bir değişiklik var bir kere. Bir de kaşlar şurası. Biraz kaşlar mı kalkmış? Kalkmış. Ya gerçekten yok. Ya inanamıyorum şu an öyle dediğinizde. Gerçekten yok estetik. Peki o kaşların belki... kalkıklığı nasıl oluyor? O şey hani bu. Bantlarla mı? Şey var ya kaş kaldırma şeyi. Ha. Ne makyaj malzemesi. Peki bunu yaptım ben bir şey yapmadım. Peki ya. Şu badem göz operasyonu? Hayır yok. Kesinlikle yok. Ya da böyle Müge ben su içmek istiyorum. Hayır hayır bir şey yok. Zaten bu şu an otobüsteyiz biz. Tam sürecinde şeye gidiyoruz. Hani böyle yemeklere falan filan oralara gidiyoruz. Yani burada hiçbir şeyim yok. Normal makyaj kendi makyajımı yaptım. Elmas belki zayıfladın diye. Belki de çeşitli bir şey geldi. Evet, ya da su yaradı. Su yaramış olabilir. Öyle diyoruz ya. Özge Ulusoy su içerek geriliyor ya. Şimdi ister istemez insan böyle zayıflayınca, kilo verince bir de böyle doğal olarak çektirdiğimiz fotoğraflar. Sene oldu. 2 sene oldu. Yani. Az bir zaman. Bilmiyorum ben. Gerçekten estetiğim yok. Peki yok. Peki sen yarışmaya katıldın. Kendini favori olarak görüyordun. Evet. Ne oldu sonra bize bir anlat evet. hikayeyi. Bir de canın sıkıldı çünkü. Onu da hadi sen anlat. Yok bir şey olmadı aslında. Derecemi çok hak ettiğimi düşünüyorum. Şey oldu işte ben Avrupa birinci güzeli seçildim. Evet. Önemli Kraliçeden bir şey. Kraliçeden sonra gelen ilk prenses ödülünü seçildim. Bu da kaç yıldan beri ilk defa böyle bir şey oluyor. Onun için çok gururluyum ve çok mutluyum. Ülkemi çok iyi bir şekilde temsil ettim çünkü. Evet. Bir
şekilde. Evet. Sonra sen önemli bir dereceyi almanın hemen ardından bir story attın, bir hikaye yazdın. Ve şöyle aslında bizim de dikkatimizi çekti. Çünkü bilmiyordum güzellik yarışmalarında hani yine kurallar olduğunu düşünüyordum. Evlenme, boşanma falan gibi. Şöyle yazdın. Rus güzelin fotoğrafını da verdikten sonra, paylaştıktan sonra. Evet arkadaşlar, Queen Rusya yani kraliçe Rusya oldu. 35 yaşında bir iki çocuk sahibi dedi. Bu dediğim işte yanlış anlaşıldı ve ben buna da çok üzüldüm. Hani insanlar tarafından yine bir darbe yiyorum. Çok üzüldüm yani. Çünkü ben burada ülkemi temsil ettim. Orada bayrağımı dalgalandırdım ve bunu, çok bunu sen önemli... paylaşmadın mı? Hayır, bunu ben paylaştım ama nasıl paylaştım? Bu anlamda paylaşmadım ben. Kötü bir anlamda paylaşmadım. Hani 35 yaşında bir kadının, iki çocuk sahibi olan bir kadının da kraliçe seçilebileceğini paylaştım. Ki ben de biliyorsunuz ki anne babamı kaybettim. Kardeşime bakıyorum. Ben de 25 yaşında hem anne hem baba hem abi hem abla her şeyim ben kardeşimin yani. Hani... Ben anlamadım ama. Şimdi neyi anlamadım? Çok özür dilerim. Şunu. sen böyle bir paylaşım yapıyorsun. Queen Rusya 35 yaşında iki çocuk sahibi bir hanımefendi oldu diyorsun. Bu bir de oradaki emojiye dikkat çekelim. Oradaki yani emojide de böyle bir hani bile bunu bu kraliçe unvanına sahip olabileceğini. Bak şu emoji. Bu olayı takdir eden bir emoji değil. Öyle olsa kalp olurdu, dua olurdu değil mi? Burada bir tiye alan, tiye alan böyle hadi canım falan kafasında bir emoji koymuşsun. O yüzden irdeliyoruz. Yok gerçekten öyle bir... Neden peki öyle bir emoji? Yani öyle bir emoji paylaştım. Zaten hemen sonra silmiştim bunu. Hani farklı yerlere çekiliyor şu an konu. Hani ben sonuçta burada ülkemi temsil ederek, bayrağımı dalgalandırarak çok güzel bir derece sahibi oldum. Ve şu anda Rusya'daki... şeyi kadını ve bunu şeyi konuşmamız çok şey geliyor. Evet, sen üzülüyorum sen, yani. Sen paylaşmasaydın bizim zaten haberimiz olmayacaktı. Biz direkt sana anında paylaştım ama bu alakası yok yani. Bu konuyla bunun alakası yok. Çünkü 35 yaşındaki çocuk sahibi bile bir kadın kraliçe olabileceğini ben aslında dile getirmek istemiştim. O zaman silmeseydin, kalsaydı takdir etmen çok iyi bir şey. Ama hayır, şu anda Türkiye'yi temsil ederek ben gittim oraya. O kadını paylaşmak yani şey oldu. Evet. Ama sen... Gereksiz oldu o anda ve ben sonrasında pişman oldum. Yani pişmanlık değil, yani gereksiz olduğunu düşündüm ve sonra sildim zaten onu. Yani bunu çok irdelemenin ve başka yerlere çekilmesini ben çok üzüldüm. Sonuçta ben ülkemi temsil ettim ve çok güzel bir gurur kaynağı. Peki orada bir tatsızlık oldu mu Elmas? Bu paylaşımı silmen falan öyle bir şeyler oldu mu? Ya da birisi mi sana sil dedi, ne yaptın böyle bu paylaşımı yaptın diye belki... Bir uyarı mı aldın? Hiçbir şey olmadı. Kendi içinde mi? Paylaştın ve sonra dedin ki saçmaladım gereksiz ben. Dedim. Gereksiz dedin. Sonuçta ben ülkemi temsil ettim ve benim de Türk takipçilerim var dedim. Evet, ben yani böyle bir şekilde paylaşımı yapamadım. Takipçiler sana bir şey yazdı mı arada? Yok, hiçbir şey yazmadı. Sadece sizin paylaşımlarınız yani konu farklı yerde çekildiği için o paylaşımınızdan dolayı ben tepki görüyorum. Şimdi şurayı bir düzeltelim mi? Şöyle düzeltelim. Şimdi sen ülkemizi temsil ettin ve çok da güzel bir başarıyla geldin. Gerçekten göğsümüzü kabarttın. Çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda geçtik, bunu bir kenara koyduk. Konuyu başka yerlere çarpıtan, değiştiren, yönlendiren, malzemeyi veren sensin. Yani burada ne yazılı ne görsel basın ne de biz bunu aman da biz şimdi dur bunu böyle çarpıtalım. Sen bize malzemeyi verdin. Şu görüntüyü vererek, bunu paylaşarak, öyle bir emoji koyarak... Hayır, Queen de onu yani bir düzeltelim kraliçe ama. Olan da 35 yaşında bir kadın bile kraliçe olabilir diyorum. 35 yaşında iki çocuk sahibi. İşte ama bu konuşulur. Sen bunu paylaşırsan bu malzemeyi verirsen. Şu anda şeyler değişti. Trans kadınlar 35 yaşında artık yaş sınırı ve her şey kalktı. Evlenme ve boşanma da kalktı. O yüzden ben aslında desteklemek amaçlı. Ben burada bunu paylaşıyorum. Baksana, bir şey söyleyeyim mi? Ben çok üzüldüm. Silmeseydin bu paylaşımı. Bir şey olmazdı. Hiçbir şey olmazdı. Ne bileyim o anda yani iki saniyeliğine paylaşıp ve sildim. Gerçekten şimdi ağlayacağım yani. Şu yok an, ağlama. Yani çünkü çok gereksiz bir konu. Ben 25 yaşında ben de anne ve babayım. Kardeşimin 14 yaşında. Ben de şu an 25 yaşında 14 yaşında çocuğum varmış gibiyim aslında. Annelik yapıyorsun. Yani ben de şu an anne ve babayım aslında ama gelip de yok 35 yaşında kadın. O anlamda söylemek istemedim ki ben bunu. Yani başka yerlere çekilip ve o zaman şu bak. Ben burada mutlu olmaya ve ben tacımı göstermeye geldim. Şöyle. Üzülme. Neden üzülme? Neden biliyor musun? Bu aslında sana çok güzel bir şey kattı bir taraftan. Şöyle düşün. Hepimiz böyle hayata dair dersler alıyoruz.
En azından bir daha paylaşım yaparken ki mesela o otokontrolünü oluşturursun. Hı hı. Bu sana çok güzel ders olur. Bir daha öyle paylaşımlar yapmazsın ki hepimizin başından böyle şeyler geçebiliyor. Üzülme. Bundan ders çıkar. Ya benim kendi takipçilerim biliyor beni. Mesela ben 25 yaşında o anlamda hani söylediğim gibi anne ve baba anlamında bu olduğu için hani bunu da o yüzden paylaştığım için kendi takipçilerim bunu anladı aslında. Hani benim kendi takipçilerim bunu anladı. Ama sen bir de siz neden paylaşınca farklı yerlere çekildi. Elmas, nasıl olabilir? Bir de bu şöyle bir durum var. Şimdi herkesin gözü sendeydi. Evet, niye herkesin evet gözü sende? Bir de herkesin gözü aynı zamanda Türkiye güzeli uluslararası yarışmada evet temsil edecek Nur Sema'da. Evet. Çünkü sizler ülkeyi temsil evet etmek üzere başka bir memlekete gittiğinizde sana ait olmayan takipçiler bile artık seni takip etmeye başlıyor. Hı hı. Evet, evet. Önemli olan şu tacı takacak mısın, takmayacak mısın? Taktın ve geldin. Rus kraliçeyle aran nasıl? İyi, güzel. Ha? İyi. Bir problem kendisi yok. Tatar. Evet. İyi. Peki şimdi bu taç sana neler kazandıracak? Sen neyi hedefliyorsun bu taçla? Hayallerini. Neyi taçlandıracaksın? Neyi taşlandıracağım? Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek gururlanmak aslında çok iyi geldi bana tabii. Yani bundan sonraki gelecek süreçte bilmiyorum. Ben oyunculuk eğitimimi tamamlamıştım zaten. Diksiyon ve spikerlik eğitimim de var. Bundan sonra bir oyuncu olmak çok isterim aslında. Bu şekilde. O zaman hedefte şey var mı? Oyuncu olmak. Oyuncu var olmak evet istiyorsan. Estetiğim yok. Estetiğim yok, bunu söyleyeyim. Evet. ama yakınlarımız bile bana WhatsApp'tan evet yazıyorlar. Estetiğim yok diyor ama var ya, ama inan. Peki burun onun hayır, mu? Hayır, burun bakın gerçekten geçen de söylemiştiniz. Burunum estetik değil. Evet, doğal güzelimiz. Bir tek saçlarının rengini boyattı. Ha, evet, bir de kilo verince değişti. Bir tek göğüs diyorsun. Evet, bir tek göğüs. Peki şeylerde dikkat ediyorlar mı artık gittiğin uluslararası yarışmalarda? Yok. Göğsünde silikon var, burnu yapılı hayır falan filan. Hayır, çok fazla estetikli vardı bizim şeyimiz ama yok. Hiç estetik hani o şekilde şey yapılmıyor. Yaş sınırı yok, estetik yok, çocuk var mı yok. Maşallah, evet. Eskiden aynen bunlar hep yasaktı. Hı-hı, doğru, ha? Acaba Hülya Avşar'ın bile hani mesela çocuğu var, bir şey hayır var. Evlenip boşandığı için Hülya Avşar'ın katıldığı maalesef 80'lerde bin evet tane yasak vardı tabii, yani. Tabii, evet, doğru. Ama biliyorsun ne zaman bir güzellik yarışmasında bir olay varsa, hı-hı, ki sende de ufaktan bir olay oldu. Hı-hı. Hep o yarışmanın tacı alınan ya da kapışan güzeli daha şöhret oluyor. Öyle mi? Sessiz sedasız taç giyenler sessiz sedasız gidiyorlar. Doğru. Ben de hep bir olaylar zaten. Sen hep Allah hiçbir olaydan çıkamıyorsun. Ben maalesef kendimi yanlış tanıtıyorum herhalde ben. Yani yanlış anlatıyorum, o yüzden olabilir bilmiyorum. Artık dikkat edeceğim diyorsun. Tamam. Atacağım storylere. Peki diğer konuğumuz gelene kadar biz bir tur daha atalım mı? Atalım. Bir magazin turu daha atalım mı arkadaşlar? Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la yeniden bir araya geldiği iddiasına ne yanıt verdi? Serena Hanım içeride hayatım diye seslenmişsiniz. Buzları eritip ilişkiye başladınız mı tekrardan? Hayırlı olsun diyelim mi? Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yaklaşık bir yıl süren ilişkilerini 2020 yılının Ekim ayında sonlandırmıştı. 10 günlük Bali tatilinde olan Serenay Sarıkaya'nın müzisyen Mert Demir'le ilişkisini sonlandırdığı ve ayrılık haberinin Cem Yılmaz'ı yeniden harekete geçirdiği iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya bu iddiayı yalanladı. Güzel oyuncunun Mert Demir'le olan ilişkisi devam ediyor. Bu ilişki ve Ateşe Düştüm şarkısı Mert Demir'e kazandırdı. Bir erkek giyim markasının yüzü olan müzisyenin bu anlaşmadan 2,5 milyon lira kazandığı konuşuluyor. Yazı kışı tatilini yaptın. Yaptım vallahi bu yıl. Aynı ay içerisinde bir yaz bir de kış galiba. Bu aynen. Önce Dubai. Dubai sonra da. Aynen. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Vallahi işte böyle biraz tatil yapıyorum şimdi. Dinleniyorum, keyfim yerinde, sağ olun. İyi dinlendiğiniz projeler de geliyordur muhtemelen. Geliyorlar da bu yıl pek bir şey yapmam artık. Yani bu yılı kapatırız. Önümüzdeki yıl gelecek olan projeleri değerlendiririz ama bu yıl bir şey yapmam yani. Bir hayaliniz var mı oyunculukla alakalı? Hani yani neyi oynamak istersiniz? Geçmişten bugüne işte ya bir müzik adamı olabilir, ne bileyim bir ressam olabilir, bir futbolcu olabilir. Yani çocukluğunuzda sevdiğiniz, beğendiğiniz, takip ettiğiniz yok mu böyle? Yani benimsediğiniz kahramanınız yok mu? Yani kahramanımız hepimizin vardı çocukluğunda ama yani bilmiyorum, açıkçası hiç düşünmedim ne oynamak isterim diye. Biz biraz daha hani elimize gelen hikayelere bakarak yönlendirdiğimiz için kendimizi biraz ona alışmışız herhalde. O yüzden ne oynamak isterim diye oturup düşünmüyoruz. Önümüze gelen senaryoyu okuyoruz, ona göre değerlendiriyoruz. Hiç aklıma gelmiyor vallahi böyle sorduğun zaman ne oynamak isterdim. Biyografi işleri son dönemde çok popüler oldu.
Çok meşhur, evet. Galiba şimdi Barış Manço'nun da hikayesini yapıyorlar. Keyifli, keyifli hikayeler. Bana benzeyen birileri bulursak büyük ihtimalle onların bir tanesini de ben oynarım. Mesela bir David Beckham diyeceğim de o daha genç geldi. David de genç, David'i de Türkiye'de biz yapmayız herhalde yani, değil mi? Büyük ihtimalle yabancı birileri yapar. Sağ olun beyler, çok abi, teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin, görüşmek üzere. Bir Dargın Bir Barışık Çift, Edwina Sponza ve İbrahim Kutluay yürüyüşte görüntülendi. Yaklaşık 4 ay kadar önce Edwina Sponza ve İbrahim Kutluay'ın bir kuaförde tartıştıkları ve ilişkilerini sona erdirdikleri konuşulmuştu. Var mı İbrahim Bey öyle bir şey? Bir tartışma yaşadığınız zaman. Geç kaldım, hadi görüşürüz. Edwina Hanım ayrılık sürecinde aramızda kalmasın tarafından görüntülenmiş ve ilişkinin kesin olarak bittiğini belirtmişti. Kesin olarak bitti diyebilir miyiz? Evet, evet. O defteri kapattınız mı? Evet. Yeniden bir araya gelen çift Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Sevgili izleyiciler, beklenen an geldi. Türkiye, yani daha doğrusu şöyle, son 1-2 aydan bu yana bütün Instagram sitelerinde, bizim programımızda sizlerin kendi arasında konuştuğu Ukraynalı manken, dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia aramızda kalmasın stüdyosunda. Hoş yakından geldin. Görmek istedik. Evet. O kadar çok arkasından konuştuk ki. Hoş geldiniz. Добро пожаловать. Они вас представили как самую первую красавицу Украины и вы самый первый человек в мире, у которого самые большие щёки. Спасибо большое. Наверное, я, конечно, не самая первая красавица, но самая оригинальная в Украине, это точно. Спасибо вам большое. Çok teşekkür ediyorum. Belki dünyanın değil ya da ama Ukrayna'daki en orijinal güzeli olabilirim. Evet. Siz de hoş geldiniz. Hoş tercümanlığımızı yapacaksınız. Hoş bulduk. Anastasia ile Marina, evet. Değil Marina, mi? Marina. Evet. Peki hemen soralım. Kendini böyle güzel hissediyor musun? Вы чувствуете себя такой красивой, очень красивой? Для себя, да, я очень себе нравлюсь. Я сделала то, что как я хотела выглядеть. Kendim için evet, kendim çok güzel hissediyorum. Çünkü nasıl kendimi görünmek istiyorsam öyle yaptım. Peki, özellikle aslında bu operasyonları yapmasının, yani bu çenenin, bu dudağın ve bu yanakların başka bir sebebi olabilir mi? Yani bir mesaj, kadınların estetik yaptırmasına karşı bir mesaj olabilir mi? Может быть, что-то другое, какое-то сообщение хотите донести до всех женщин, сделав, допустим, вот такие специально очень выразительные губы, щеки, челюсть, в общем, ну все, что вы сделали, эстетические операции, какой-то мессаж, сообщение вы хотите передать женщинам всего мира? Абсолютно никакого, учитывая то, что я делаю это только для себя. Мне не важно, как выглядят другие, я делаю это для себя. Ничего не хочу им передать. Hiç kimse hiçbir şey mesaj vermek istemiyorum ya da söylemek istemiyorum. Sadece kendim için, kendimi böyle görünmek istediğim için kendim için bunu yaptım. Yaptırdım. Возможно, я хочу передать, что каждый должен выглядеть так, как он хочет, а не так, как его видят другие. Belki şunu söylemek istiyorum, böyle mesaj vermek istiyorum. Herkes kendi istediği bir görünmeli. Diğerler insanlar gibi değil. Yani siz beni şimdi başka türlü görmek istiyorsunuz, umurumda değil. Ben kendimi böyle görmek istiyorum, bu daha önemlidir. Yani kendimi böyle görmek istiyorum, bu beni bu şekilde mutlu ediyor. Peki, Yelda bir de şimdi seyircilerimiz birkaç tane geldi. Anastasia niye ayakta duruyor? Evet. Bir tane daha koltuğunuz yok mu diye. Evet, koltuklarımız bol. Kendisi ayakta durmak istedi. Nedenini de ben ayağa kalkarak açıklayacağım. Anastasia, siz söyleyin. Bunu зрители сейчас спрашивают, почему вы стоите на ногах, почему мы все тут сидим, а вы стоите. Evet. Они сказали, что вы просто сами так решили стоять на ногах, показать себя. Вот причина, говорит, я для этого специально тоже встану на ноги, что ваш рост. Evet, Anastasia, güzel Anastasia. Çünkü Anastasia kalçalarına, değil mi? Дело в том, что я стою, потому что я сделала операцию недавно. Извините, я сделала лифтинг, evet. Не могу сесть. Bir dönelim, şöyle dönelim. Çok yakın zaman önce ameliyat oldum, o yüzden oturamıyorum. Ayakta duracağım. Evet. Şöyle bakabilir miyiz Anastasia? Evet. Yani kalçalarda silikon olduğu için, dolgu olduğu için oturmakta zorlanıyor, canı acıyor, problem oluyor. Bu sebeple ayakta durmak istedi. Потому что вам сейчас больно немножко, поскольку у вас операция, поэтому вы стоите на ногах, а не сидите. Просто у меня там шов,
И я могу только пока что какое-то время только лежать и стоять. Dikişlerim olduğu için. Çünkü şof. Ya da ayakta ya da yatacağım diyor. Ha, evet. İstersen seni masaya yatıralım. Hadi. Yuvasına stol. Peki Anastasi, izin verirsen eğer dolgularına dokunabilir miyim? Если вы разрешите, она может ваши вот губы ну дотронуться то, что у вас наполнено все. Ну, в губах заполнено. Конечно, вы можете. Evet. Yumuşak mı? Yumuşak böyle bir şey gibi, balon gibi. Çok merak ediyordum. Мягкая грудь или твердая, не проверяют. Peki, seni öpebilir miyim? Öperken nasıl bir efekt oluyor? Можно ли вас поцеловать? Какой эффект будет от... Конечно. Tamam, bakayım nasıl oluyor. Bayağı yandan. Şuralar iyi oturuyor. Evet. Buralar iyi oturuyor. Zirgit как раз вписывается хорошо. Да. Peki Anastasia, tırnakların da çok ilgimizi çekti. И тоже ваши ногти привлекли их внимание. Да, красивые. Benim tırnaklarıma bak. Git pasmayı. Seni gülüyor. Hiç göstermeyeyim. Peki başka nerene ne yaptırdığını bize anlatabilir misin? Можете рассказать, что еще и где вы, ну, какие операции вы произвели? Очень много. Я сделала грудь, пластику. По очереди, по одному. Попо. Чок, амилят яптырдым, гюгюшлерим. Грудь, глютеопластика, лифтинг ягодиц. Пополарын. Это, кстати, та операция, которую я сделала сейчас, и поэтому там такие швы внизу, поэтому я не могу съесть. О, амилят олду, о, изден орда дикишлерим халя. Тамам, калча. Операция была 3 дня назад. Гюс. Так, да. Ага. Еще у меня была липосакция. Липосакшн, да, я птерды. Сикспэк, это кубики пресса, прорисованные на животе. Гюбик баклавалры гибичей, белосун, да, я птерды. Да, что еще? А, и бишектомия. Все, sonra göğüs yaptırdın, yavaş-yavaş yukarı çıkalım. Değil mi, göğüs? Помедленнее наверх, говорит, грудь, потом наверх, что вы сделали? А, наверх? Да, после груди что? Только бишектомия. На лице. Бишектомия яптырды. Все остальное в моем лице, скулы, углы, губы, подбородок, это филлер. Это не операция. Это гиалуронный филлер. Yüzündeki diğer her şey, işte elmacık kemikleri, dudaklarım, o sadece filleri. Yani şey, ameliyat, yani sadece dolgudur. Ameliyat değil. Kaç kere doldurttun? Сколько раз вы заполнили это, ну, сделали это? Вы знаете, я никогда не считала, сколько раз, потому что, ну, для меня это, например, как просто сходить в парикмахерскую. Вы же не считаете, сколько это раз? Hiçbir kere saymadım. Benim için bu köföre gitmek. Mesela kaç kere köföre gidiyorsunuz, sayıyorsunuz, saymıyorsunuz. Onu da saymıyorum ben diyor. Kaç kere yaptırmadım, saymadım. Ben şeyi gerçekten merak ediyorum. Şimdi kendini böyle mutlu hissediyor, tamam. Mutlu hissettiği için böyle yaptırıyor. Bu yanaklarla nasıl yatıyor? Yani böyle yatamazsın, böyle de uyuyamazsın. Çünkü o yanaklar orada bir bombe oluşturur. Sırt üstü mü? Şimdi popo da sırt üstü. Nasıl yatıyorsun? Ей очень интересно, как вы таким... Да, вы счастливы, вам нравится, как вы выглядите. Да. Но каким образом... Вот, она не может понять, как вы спите с такими красивыми щечками. То есть не на одну сторону, не на другую. А сейчас, если спать на спине, то у вас на попе... Тоже операция? Как это реально вообще? На них можно спать. Нормально, я делаю так и сплю. Или так. Yani, могу лечь и прямо... Ну, конечно, так я не ложусь. Языкою ятмёром, дьёр. Ама, мисля, бу гёстерды гиби яннандан бөлі бираз шей япып, яда дюс таби сүртүстю да ятёр, сыкынты ёк дур, ята билёром. Peki, Марина, сорар мысын, даа кач амелиат гечирэчек? А сколько еще операций вы планируете провести? Ну, честно говоря, я никогда не считаю, это как мне захочется и что нужно будет делать. Но, конечно, я буду делать операции, потому что я не становлюсь моложе. И, например, там подтяжки и такое, чтобы выглядеть молодо, я буду делать, да. Я не досаймёрум, бильмёрум. Nasıl olacak? Yani kendime ne istiyorsam onu yaptıracağım. Ne zaman istiyorsam o zaman da yaptıracağım. Çünkü zaten yaptıracağım kesin diyor. Çünkü yaşlanıyoruz. Hepimiz yaşlanıyoruz. Daha ileride tekrar bir botoks olabilir, başka bir şey olabilir. Artık у меня нет плана. Peki, planım yok şu an. Evet, Anastasia'nın arkadaşlar orijinal halini de bir ekrana verebilir miyiz? Çünkü sorumuz bu ameliyatları yaptırmaya... İlk neden karar verdi? Они сейчас просят показать на экране ваше изображение. Вот посмотрите, какое вы были. И что первую операцию, причина, почему вот первая операция была. Может, ваша внешность тогда?
Первая причина, потому что да, я хотела что-то изменить в себе, но у меня не было такой проблемы, да, что, боже, мне так что-то не нравилось, или я была в депрессии. Нет, никогда. Просто я хотела изменить. Ara ara siz tercüme edin. Şimdi tabii ki kendimi görüntü değiştirmek istiyordum. Yani ilk görünüşe göre. Ama çok kötü, yani çirkin ya da kendimi kötü hissettiğim için değil. Sadece kendimi değiştirmek istiyordum. Neden ya kendini da değiştirmek istemiş? A почему вы хотели себя изменить? Мне так нравится визуально. Yani görsel olarak böyle daha iyi. Mutlu. Daha iyi. Daha mutlu. Anastasya. Peki. Gözünü seveyim Anastasya. Bu halin o kadar güzel ki. Это, говорит, ваша образ такой красивый, ваш первый до всех операций. Почему? Ну, мне нравится такой. Я себя так чувствую лучше, потому что это больше отвечает мне. Bu halim daha iyi, daha mutluyum bu halimde. Ya peki erkek arkadaşı var mı? А есть у вас парень? На данный момент прямо сейчас нет. Şu an yok. Şu an yok. Peki mesela daha önce erkek arkadaşı olduğunda yüzünü değiştirdikten sonra belki olmuştur muhtemelen. Onunla o nasıl bakıyor? Nasıl beğeniyor mu yüzünü? После того, как вы уже начали изменять свою внешность, ну был, может сейчас нет, но у вас был, скорее всего, молодой человек, парень. И как он реагировал, вот, ну, как он смотрел на это все ваши изменения, вашей внешности, ага, скажем так? Был, конечно, и не один, а было барды, много. Барды, бетаны, деньги, деверкач, таны, барды. Вот, прекрасно. Прекрасно смотрел, потому что важно то, что нравится мне. Она да мутлуйду, я не хочу сыкнуть ее, я рад мёрду сыкнуть. Peki, şöyle soralım. Erkek arkadaşım varken, erkek arkadaşı varken, belki adam sarılacak, öpecek falan. Ay dokunma, dur, patlar, üzülür, ezilir. Bir makas almak isteyecek. Молодой человек, естественно, может, хотел обнять вас, поцеловать там или еще что-то. Не было у вас такого, ой, не трогай, ой, там лопнет, что-то испортишь там. Конечно, нет. Вы же меня поцеловали, ничего не лопнуло. Tabii все нормально. Tabii ki bir şey olmadı. Siz de beni öptünüz ya aynı evet, şekilde. Ama benim öpmemle erkek arkadaşım öpmesi bir mi şimdi? Ну, это, говорит, я ладно так, но молодой человек не так же вас целовал. С этим нет никаких проблем. И можно на них спать, их можно целовать, можно даже ударить, но не сильно. Bunlar sıkıntı yok, yatabilirsin, öpebilirsin, her şey yapabilirsin, vurabilirsin bile ama çok ser değil tabii. Ничего не будет. Нет проблемы. Tekrar Türkiye'de edelim, oturamamasının sebebi, çünkü rejimize de telefon geliyormuş, oturamamasının sebebi bizim koltuklarımızın olmaması değil, sadece kalçaya silikon takıldığı için dikişler henüz alınmamış, canı acıyor. Bir de patlama riskine karşı oturtmuyoruz. Peki Türkiye'de kendini benzettiğin birisi var mı, bir ünlü isim falan? Если в Турции может какой-то известный человек или может какой-то социальный человек, с которым вы себя ассоциируете, на которого считаете похожим? В Турции. Такого человека нет нигде. Böyle bir kişi hiçbir yerde yok. Yok. Sen doğru söylüyorsun. Gerçekten teksin. Teksin. Да, действительно вы единственная. Peki belki Instagram'a baktığında artık Türkiye'ye çok gelip gidiyorsun. Aa, bu kadın da bana benziyor dediğin biri çıktı mı karşına hiç? Когда вы смотрите свой Instagram, и там же видите, вы часто в Турции бываете, туда-сюда не встречались? О, на меня похож. Похожа. Нет. Yok. Yok. Sen bir şey söyle. Evet. İnsanların söylediklerine göre ben hanımefendiye benziyorum bence, değil mi? Estetik harikasıymışım ya ben de. Yok, yok, yok ama herkes öyle söylüyor ya. Estetik harikasında birinci evet, oldu falan diye. Bas sen birilerine benzetiyor musun? Türkiye'den kimseye benzemiyor. Evet. Dünyada kimseye benzemiyor. Dünyada kimseye benzemiyor. Если в Турции, она же тоже из Турции, но она тоже говорит, нет, ни на кого не похожа. Türkiye'den çok şey var mı? Hayranı var mı? Если у вас поклонники, подписчики в Турции именно, которые именно жители Турции? Да, очень много, очень много. Çok var. Çok var. Evet, takipçi çok var. Peki, böyle estetik yaptırmak isteyen kadınlar, yaptıranlar yüzünü. Elbette kendisi de bunun farkında. Bu yüz izleyiciler, siz de görüyorsunuz. Evet, çok fazla, çok abartı. Kendisini böyle mutlu hissettiğini, mutlu olduğunu söylüyor ama ben yine de merak ediyorum. Hep böyle mi kalacak?
Это больше касается женщин, которые делают сейчас операции или которые планируют делать операции. Да, вы счастливы, видно, что вы счастливы, вы прекрасно выглядите, вам это нравится, но это также видно, что это чересчур. Ну, то есть преувеличены немножко ваши губы, ваши щеки. Вы все время так оставаться будете, планируете? Ну, пока что да. А при чем тут женщины, которые... Ну, чтобы им сообщение передать, что не делайте так, потом пожалеете, может быть, там, или наоборот, делайте, будете счастливы. Так сказали? Ну да, они хотят спрашивать сообщение какое-то вы этим женщинам хотите сказать, которые делают операции? Я считаю, что у каждого своя голова на плечах. Если это имеется в виду, что это какой-то пример или что-то еще, так я считаю, что это для не совсем умных людей. У каждого должна быть своя голова на плечах, и каждый видит, что он хочет сам. Не нужно ни за кем повторять. Öyle kalacağım, sonrası bilmiyorum. Ama yaptıranlara, yaptırmak isteyenlere, kadınlara aslında bir şey söylemek istemiyorum ama şunu da söyleyebilirim. Herkesin bir kafası vardır. Herkesin bir akıl vardır. Evet. Yani beni örnek alıyorsunuz. Almayın. Ben kimsenin için örnek müthiş almak bir şey. İstemedim. Evet, evet. Müthiş bir şey. Peki, çünkü bu cümlede çok özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi bazı mesajlar da geliyor. Canım normal bir durum mu? Ne güzel söylüyor. Diyor ki örnek almayın. Bu örnek alınacak bir şey değil. Bir de Müge ne beni, istiyorum beni senden? Beni izleyin bir ama gel, beni örnek almayın. Bir gel. Ha. Gel. Ne yapacağım? Bu anı şöyle bir şey yapmamız lazım. İkimiz de sen böyle şöyle kameraya ama önce bir üçlü şöyle bir hangi kamera evet. Şöyle biraz şöyle kayalım ben tamam. Şöyle hemen biraz sağına kay Müge. Evet. Evet. Şöyle bir yüzlerimizi bence böyle bir kraliçe de gelsin sonra kraliçemizi de alalım. Evet. Ne yapacağız şimdi? Şimdi öyle bir duracağız. Evet ama ben dokunmak yani özellikle istemiştim yumuşak. Sert ama değil yani. Sen de хотела дотронуться, да, правда. Peki anasınızda şöyle bir şey yapalım. Bizim bazı Türk ünlülerimizde estetikleri yaptırıyorlar. Fakat yaptırmadıklarını söylüyorlar. İstersen. У нас многие в Турции известные лица, ну, артисты там или еще какие-то люди, они делают эстетические операции, пластику, но говорят, что они не делали. Evet. Evet, ama bazıları da estetikle ilgili farklı görüşleri savunuyorlar. Biraz da onları izleyelim. Anastasya'ya soracağız sonra. Hadi izleyelim. Umut Akyürek estetik eleştirilerine ne yanıt verdi? Eyvah, yeni bir polemik. Eşi Oktay Ertuğrul'la kameraların karşısına çıkan Umut Akyürek, ünlü erkeklerin estetik yaptırdıkları için eleştirilmelerini değerlendirdi. Evet, Anastasya. Şimdi bazı ünlülerimiz de yüzlerinde ufak tefek, iri büyük... Эстетик olduğu halde hiç yaptırmadım diyor. Evet. Как уже сказали до этого, некоторые известные личности в Турции, несмотря на то, что они что-то себе сделали, заявляют, что нет, нет, мы ничего не делали. Да, много известных личностей и в Турции, и много где, и даже там вообще звезды всемирные, они никогда не говорят, что они делали или нет, потому что они боятся, что им скажут, ой, ты делал операцию, осуждение и такого. Мне лично все равно. Я не знаю, в Турции это дейл, диэр юркле, да, они Холливуды да алабилисаки, они дюнядыки, ünlü insanlar, yaptırıp, aynı şey söylüyorlar, yok yok, biz bir şey yaptırmadık diyorlar, niye? Çünkü korkuyorlar. Niye yaptırıyor? Yani itiraf evet, etmek istiyorlar ki. Çünkü onlara hayranları diyecekler ki niye bunu yaptırdın? Evet. Ben diyor, korkmuyorum ama evet. Söylüyorum. Yaptırdım diyorum. Diye. Evet şimdi biraz evvel Türk Sanat Müziği'nin değerli sanatçısı Umut Akyürek'le röportaj vardı. Ve evet. Diyor ki bu benim yüzümdeki değişim mesele. Bir linç haline geldi sosyal medyada diyor. Peki bu estetik konusunda uzman isme soralım. Sence Anastasya, evet. Bizim sanatçımızda estetik var mı? Parça parça. Значит, как уже говорили до этого, она говорит, вы меня во всех социальных сетях уже начали замучили, что вот мое лицо изменилось, изменилось, ничего я не делала. Вот вы как специалист в этом деле, они спрашивают. Show me, please. Покажите, что... Окей. Я не хочу, потому что если человек хочет, чтобы люди, другие люди думали, что он ничего не делал, ну пусть будет так. Это будет некрасиво по отношению к ней, если она так хочет. Ben bunu yapmak istemiyorum, çünkü madem insan böyle görünmek, böyle demek istiyor, bir şey yaptırmadım. Evet. Öyle kalsın, bu ona kaldı. Evet, bu sözün arkasına ben de ona kendimin tacımı vermek istiyorum. Aa, ay, gerçekten. Süper. Evet.
İşte evet. Kraliçe tacını Anastasiye verdi. Hatta şeyini takayım. Kraliyeva. Aa bayağı. Evet, ha düştü. Buyurun. Şöyle. Normalleri tak. Anastasiye de bu konuda bir kraliçe. Değil mi? O da bu konuda. Bu тоже, в принципе, в этом вопросе королева, если так посчитать. Они так считают. Анастасия, в каком вопросе? Evet, красоты. Çok güzel oldu. Avrupa güzeli. Ну, это у меня своё видение. Evet. Ну, вы считаете себя королевой? Это не заключается в операциях. Ameliyatla alakalı değil, kraliçe değilim ama herkes kendini yani kendi bakışını, herkes kendi bakışları var. Herkesin evet. kendine göre bir kraliçe hali var. Anastasia evet. kendini böyle çok güzel görüyor, mutlu görüyor. Evet. Anastasia hiç Türkçe şarkı biliyor mu? Турецкие песни знаете хоть одну какую? Ну, я слышала. И я считаю, что девушке корона идет больше. Можно? Türkçe şarkıları duydum ama şunu söylemek de istiyorum. Вам подходит больше. Она daha çok yakışıyor bu taç. Evet. Это тоже ваше. Это тоже ваше. Спасибо. Bu da sizin. Siz bunu hak ettiniz. Evet. Peki haberlerimize devam edelim. Ara ara haberlerimize devam edelim. Estetik ameliyatlarla bu hale döndü. 29 yaşındaki Bağdatlı kadın estetik dünyasında dengeleri alt üst etti. Onu görenler gözlerine inanamadı. Bağdat doğumlu Dalia Naemi herkes Iraklı Barbie bebek olarak tanıyor. Çünkü 29 yaşındaki kadın Barbie olabilmek için tam 43 estetik ameliyatı geçirdi. Kendine göre o Barbie'ye benzedi ancak sosyal medya takipçileri Dali sen son haline Barbie değil zombi olmuşsun dedi. İsminin açıklanmasını istemeyen Iraklı kadının yakın bir kadın arkadaşı Dali yapılan bu estetik ameliyatlar nedeniyle aslında çok pişman dedi. Angelina Jolie yıllardır estetik operasyon geçirmek isteyen kadınlara referans oluyor. Estetisyenler ellerinde onun resmiyle Angelina Jolie dudağı, burnu, elmacık kemiği isteyenlere oldukça aşina. Bazıları ölçüyü biraz kaçırabiliyor tabii. İşte ölçüyü kaçıranlardan biri İranlı Sahar Tabar. Genç kız ona benzemek için ilk önce aylarca sıkı bir diyet yaptı ve tam 40 kiloya kadar düştü. Ardındansa bir servet harcayarak 50'den fazla estetik operasyon geçirdi ve şu anki görünümüne kavuştu. Kavuştu diyoruz çünkü kendisi bu halinden oldukça memnun. 29 yaşındaki İranlı Sahar Tabar sosyal medyadan genel olarak olumsuz yorumlar alıyor. Angelina Jolie'den çok animasyon karakteri Ölü Gelin'e benzetiliyor. Sahar Tabar'ın Instagram'da 250 bin takipçisi var. Kendisine gelen kötü yorumlara asla aldırış etmiyor. Evet, Anastasia'ya soralım. Sen de izledin. Hı hı. Barbie bebeğe benzemek için 30 ameliyat olan Iraklı Dalia ile Angelina Jolie'ye benzemek için 50'nin üzerinde operasyon geçiren İranlı Sahar. Evet. Gördüğünde ne düşünüyorsun? То, что вы видели, что вы думаете об этом? То есть та, которая хотела стать Барби, та, которая хотела стать, для этого 43 операции, та, которая хотела стать mm-hmm. похожей на Анджелину Джоли и перенесла больше 50 операций. Mm-hmm. Вот ваше видение, что вы увидели? А почему я вообще должна об этом думать? Было, ну, я не думаю о таких вещах. Это их жизнь, пусть они делают, что они хотят. Bu это никак hayatları. Меня не касается. Это... Ne istiyorlarsa yapsınlar. Bir şey sorabilir miyim? En çok Anastasia'yı ne sinirlendirir? Что больше всего вас рассердит? Меня? Что будете злиться, да, вот. Начнете нервничать. А, интересный вопрос. Güzel bir soru. Я даже если кто-то обидит мою семью. Aileme birisi bir şey yaparsa, dokunursa ya da işte kötü bir şey yaparsa aileme. Peki en büyük takıntısı ne bedeniyle ilgili? Какое у вас самое такое вот связи с вашим с вашей внешностью? Как это сказать? То, что вам, ну, вот постоянно вы на этом заостряетесь. Вот надо поправить, надо поправить, надо поправить. Не так, не так. Всегда разное. Но такого нету. Нету такого. Zaman да нету ищешь. Такого. Evet. Bir tane peki, söylesin takıntı. Например, bir tane. Например, bir tane. Например, что-то. Ну, правда, такого нет. Например, с кулом я не прикасаюсь уже года три.
Yani mesela elmacıkları üç sene dokunmuyorum. Ha, üç sene. Vardı, şimdi geçti. Yani şu an bir şey diyemiyorum. Yok öyle bir şey şu an. Dudaklar daha büyüyecek mi? Bu tişu увеличивается. Yok, onlar bu ölçüde. Peki sosyal medyada sosyal medyada gelen eleştiriler, bazen de hakarete yakın eleştiriler, onu sinirlendirmiyor mu? Ne yapıyor? В социальных сетях, например, разные же комментарии есть, хейтеры, которые пишут плохие, иногда даже обидные или, ну, не будем говорить, с плохими словами что-то, да? Это вас злит? Как я могу злиться на людей, которые настолько невоспитанные и необразованные, что они могут позволить себе осуждать внешность другого человека в интернете? İnsanlara cahil olduğu insanlara ya da kendini eğitim almamış insanlara nasıl sinirliyim ki? Onlar zaten cahil olduğu için böyle eğitim yok onlarda. Başka insanları niye eleştiriyorsun? Kendin hayatına bak. И, кстати, по образованию я психолог. Я отучилась 6 лет в университете. Ve mesleğim zaten psikolog. 6 sene bir üniversitede okudu. Aa, çok ilginç psikolog olması da. Peki o zaman şu noktada soralım. Kendisine... Ya magister psikoloji. Şey bitirdi, master yaptı. Psikolog master yaptı. Bravo. Peki kendisine yönelen cümleler, kelimeler arasında en çok hangisi canını acıttı ya da bu ne dedirtti? Какой из вот, как говорю уже, комментариев больше вот краткое какое-то может предложение, слово, которое больше всего вам, ну, запало, скажем, то есть не было неприятно всё равно. Нету такого, что мне неприятно вообще. Но есть такие комментарии, которые мне даже самой бывают смешные. Hiçbir şey beni bu kadar dokunan acıttan olmadı. Takmıyorum kafa ama bazıları o kadar eleştiri komik, yani ben komik buldum bile. Французы сделали такой мем недавно. Они взяли мое видео и написали, что это я, когда выхожу. Fransızlar bile mem yapmışlar yani sosyal medyada. Anastasia'nın video alıp şey yazmışlar. Bu It's very funny, yeah? Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Korkunç diyen var, canavar diyen var, evet. Kendine ne yaptın diyenler var. Onlara ne demek ister? Hala da geliyor. Есть такие, которые типа говорят чудовище, страшно, ужасно. Ну, она извиняется за такие слова. Это, ну, в комментариях есть. Окей, söyleyeyim. Что вы можете им сказать? Ответ на такие комментарии. Пусть почитают больше книжек и займутся своей жизнью, и тогда они не будут хотеть этого писать. Daha fazla kitap okusunlar ve kendi hayatlarına baksınlar. O zaman başkasının hayatına burnu sokmak vakti kalmayacak. Peki psikoloji okumuş Anastasia. Bu çok önemli bir bilgi. Psikoloji okuyan bir kadın olarak kendini, yanaklarını ve çenesini bu hale getirmesi onu mutlu ediyor, evet. Ama onun alt metninde kadınların çok estetik yaptırmasını bir psikoloji okuyan biri olarak nasıl değerlendiriyor? Çok estetik yapan kadın mutlu mudur? Kısacası çok uzattım. Вы говорите, что вы закончили, да, психолог вы, магистратуру. И, естественно, обычно психологи как смотрят на таких женщин, которые меняют свою внешность настолько, преувеличивают вот щеки, челюсть, там губы. То есть под этим что-то как бы скрывается. Как вы можете расценить себя со стороны, то есть с точки зрения психолога? Да, вы видно, что вы счастливы. Давайте мы будем говорить с точки зрения людей. Ну, с человеческой точки зрения, а не с точки зрения психолога. Я могу сейчас сделать разбор всех здесь. Зачем нам это нужно? Психолог açısından konuşmayalım. İnsanız açısından. Yoksa psikolog olarak herkesi şimdi eleştireceğim yani söyleyeceğim. Herkes konusunda bir şey söyleyemem tabii ki bulurum. Evet. Bunu yapmak istemiyorum. Peki psikologluk yapıyor mu? Вы работаете психологом по профессии? Нет, сейчас не работаю. Я решила быть блогером. Мне это нравится больше. Yok, şu an yapmıyorum. Daha çok blogger olarak çalışıyorum. Evet, çünkü daha çok seviyorum. Ben bir danışan olarak sana gelsem kendi derdimi unuturum. Sana kitlenirim yani. Yalan. Просто если бы я пришла бы к вам как психологу, я бы просто забыла про свои проблемы, посмотрев на вас. Это смешно, это очень смешно, да. Çok komik. Evet, arada magazinlere de gideceğiz. Hatta Anastasia'ya da soruyoruz Türk ünlülerimizi. Bir izleyelim, magazin turuna da gidelim. Gidelim.
Dolunay Sovser estetik ve botoks polemiğine nasıl dahil oldu? Tamam, o zaman seyredilmezler. Dolunay Sovser Etiler'de bir beyefendiyle görüntülendi. Hiçbir harici durumum olamıyor biliyor musunuz? Yani normalde buralarda oturuyorum ama işte böyle 40 yılın başında güneşli gün olduğu zaman falan bir gün çünkü tatilimiz oluyor, bazen iki gün oluyor. Ancak işte böyle çıkıp dışarıda yapıyorum. Mayıs'ı bekliyorum ben açıkçası. Yanınızdaki beyefendiyi sorabilir miyiz Dolunay Hanım? Ben bu konuda konuşmuyorum. Çok sevgili bir arkadaşım, çok sevgili. Burası benim mahallem zaten. Masamda oturan herkes genellikle arkadaşlarımda. Köpeklerim de tatlılar beyler. Teşekkür ederim. Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen estetik ve botoks tartışmaları hakkında siz ne diyeceksiniz acaba? Herkes istediğini yapsın. İnsanlar aynaya baktıkları zaman ne güzel görmek istiyorlarsa yapabilirler. Ben hayatımda kimseyi ne yargılarım ne de yorum yapıyorum. İsteyen istediğini yapsın. Bu oyuncu olarak öyle mutlu oluyorsa öyle yapsın. Bence herkes çok fazla yorum yapıyor bu konuda. Kimsenin üstüne düşmez. Kişinin kendiyle ilgili mesela. Muhakkak da oyuncuların yapıp hani mimikler falan biraz kayboluyor ya. Tamam, o zaman seyredilmezler. Ama o kendine öyle seyretmek ve görmek istiyorsa öyledir yani. Hani kişinin haklarını hiçbir şekilde bu anlamda yorum yapamayız ki. İnsanların mutluluğu önemli. Öyle mutlu, öyle rahat hissediyordur. Bir oyuncu olarak da tercihi budur. O zaman onu seçebiliriz. Ben de tatlı tatlı küçük küçük ihtiyacım olduğunda desteği alıyorum. Simge Sağ'ın kalbinde biri var mı? Aşk acısı da çok lezzetli bir acı. Rafet'e roman ve Selen Görgüzel'in dans performansları hakkında ne yorum yaptı? Ben eğleniyorum, ben bayılıyorum hepsine. Yani o kadar iyi bir enerjisi var ki. TV8'de Gel Konuşalım programına konuk olan Simge Sağ'ınla program sonrasında birlikteyiz. Hep yoğun ama çok güzel bir yoğunluk var. Normalde kendi hayatımda da kendi yoğunluğumu da yaşıyorum. Sporumu yapıyorum, işte ne bileyim meditasyonum, yogam. Her günüm böyle geçiyor aslında yani. Yogaya duyduğunuz ilgiyi sosyal medya paylaşımlarınızda sık sık görüyoruz. İyi geliyor biraz benimki mecburiyetten bu sporlara ilgi aslında ilgi alanım zaman içinde arttı. Çünkü hem sağlıklı olmak için hem vücudu dirençli tutmak hem de bazı ağrılar geldi zaman içinde bana. Onlarla ilgili çok fayda sağladığına emin oldum ve şimdi devam ediyorum. Son dönemde kıyafetleriniz ve danslarınız çok konuşuluyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Simge Hanım? Elimden geldiğince dans etmeye çalışıyorum ama tabii çok öyle bir iddiam yok. Ama tabii sahnede hareketi, enerjiyi ve şeyi çok seviyorum. Neşeyi çok seviyorum. Bayılıyorum yani ve neşeli olanlara da bayılıyorum. Giydiğinizi de yakıştırıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani ben kendi işte kendime uygun bulduğum, yakıştırdığım şeyleri, rahat ettiğim özellikle kıyafetleri tercih ediyorum. Dans demişken Rafet'e Roman'ın çok konuşulan dansını hatırlatıyor muhabirimiz Oğuz Samaraz. Arada görüyorum Instagram'ın o popüler şeyinde, alanında görüyorum. Çok tatlılar ya, dans etmek, eğlenmek, özellikle sahnede eğlendirirken insanları eğlenmek çok bana geçen bir şey. Rafet de çok tatlı dans ediyor. Siz izlerken eğleniyor musunuz? Ben eğleniyorum. Ben bayılıyorum hepsine. Yani o kadar iyi bir enerjisi var ki. Bir kere her şeyden önce çok iyi müzik yapan bir sanatçımız ve de çok da tatlı dans ediyor. Yani ben onları izlediğimde hep gülümseyerek ve çok mutlu olarak izliyorum. Bayılıyorum yani. Selen Görgüzel'in bir paylaşımı vardı. Öpeceğim şarkısını söyledi. Onun da güzel bir dans performansı vardı. Onu izleme şansı oldu. Evet, izledim. Onu da izledim. O da çok tatlıydı. O da çok enerjisi yüksek. Sahneyi çok seven, eğlendirmeyi çok iyi bilen bir sanatçı arkadaşım. Ona da bayılıyorum. Evet, tekrar bizim güzel Elmas Yılmaz'a dönüyoruz. Çünkü sizlerden gelen mesajlar da var. Şimdi evet. Elmas yarışmadan hemen sonra bir paylaşım yaptı. Paylaşımda da Rus güzelin resmini koyarak 35 yaşında iki çocuk annesi kraliçe oldu. Ben de birinci oldum deyip bir emoji koydu. Ve sosyal medyada linç başladı. Vay sen ona ne demek istiyorsun, sen kendine bak. Şimdi de bir mesajlar geliyor onun telefonuna. Ağlıyor sevgili izleyiciler. Aralarda ağlıyor, zor tutuyoruz. Hadi söz sende, bir şeyler söyle. Yani ben gerçekten yanlış anlaşıldım. Çünkü her yaşta bir annenin de bir kraliçe zaten bir anne demek. Ben iki seneden beri çok zorluk yaşadım. Arda arda annemi ve babamı kaybettim. Ben de anne ve babayım ve her şeyim ben zaten. Yani bu durumu zaten benim için çok çok ince bir durum yani. Ben bunu dalga geçmek amaçlı asla paylaşmadım. Ben Avrupa güzeliyim ve tacımla geldim yani buraya. Bu çok büyük bir başarı. Bak, ülkemi temsil ederek görüyorsunuz, orada kaftan giydim. Türkiye bayrağı, her şeyi yaptım. Ama bu durum beni çok üzüyor. Yani ben bunu hak ettiğimi düşünmüyorum.
Peki. Evet. Peki ne diyorsun? Bir daha hani ben de buradan bir ders çıkardım ben. Ne diyorsun o konuda? Yani 35 yaşında bir kadının da, iki çocuk annesi bir kadının da kraliçe olabileceğini söylüyorum ben. İlham kaynağı benim için. Ve bu durumu yanlış anlaşılmasını düzeltmek istiyorum buradan lütfen. Yarışma komitesinden hiç senin canını sıkan bir tepki geldi mi? Yok, hiçbir tepki gelmedi. Tamam. O zaman sen kendi içinde bunu halledeceksin. Sadece bu durumu düzeltmek istiyorum yani. Bu durumu bu şekilde anlaşılmasını üzülüyorum ve şu an bu durumu konuşmamızı da çok üzülüyorum. Çünkü ben Avrupa güzeli oldum, Avrupa birinci güzeli oldum. Hani bu konuşulsa daha iyi olur benim için. Evet, Miss Globe yarışmasına tekrar üstüne basa basa söyleyelim. Birinci oldu, tacı taktı, ülkemizi temsil etti. Ama her güzel şeyin yanında bir de sıkıntılar oluyor. Çünkü neden? Hayatımızda artık sosyal medya diye bir şey var. Oradan sana şunu mu yazıyorlar? O yüklerken başkaydı, şimdi konuşurken başka konuşuyorsun gibi bir şeyler yani mi geldi? Şey farklı geliyor. 35 yaşında bir kadın kraliçedir. Anneler de kraliçedir. Zaten ben biliyorum anneler kraliçe olduğunu. Bütün anneler kraliçedir. Yani ben bu şekilde söylemedim bunu. Evet. O paylaşım yanlış anlaşılmasına sebep oldu. Onu da çok güzel düzelttin. En azından dediğim gibi bu da sana paylaşım yaparken bir dakika nasıl yorumlarlar diye irdeleme öngörüsü oluşturdu. Evet, sadece elmas değil. Hepimiz için geçerli. Yani zaten sadece bunun için değil, estetikli. Herkes kötü konuşuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü hani bu zaten güzel yarışmalarından sonra her zaman hepsi böyle olur. Kızlar. Hani evet, yok evet. Estetik yaptırıyor. Bakın hanımefendiye sorabilirsiniz. O daha çok bilir bence. Estetik var mı bende? Soralım. Evet, bir soralım. Есть у неё какие-то операции? Можете сказать, что ей, поскольку она стала мисс Европа, ей говорят, что сделала она какие-то операции. Как вы считаете? Я думаю, нет. Bakalım. Hayır, yok. Tamam, bu işin peki. Uzmanından. Garantiyi aldık. Garantiyi aldık. Evet. Daha biz ne söylesek üstüne boş. Evet. Reklamlara gidiyoruz. Evet, Anastasia ve Elmas'la evet. Programın sonuna geldik. Anastasia, kapatırken bir şey rica edelim. Türk kadınlarına. Hepimiz estetiği seviyoruz. Evet. Türk kadınlarına ne söylemek istersin? Evet, bu çok önemli. Я хочу сказать вообще, в общем, турецким людям, что они очень приятные, дружелюбные и жизнерадостные. Мне это очень нравится, когда я приезжаю сюда. Sadece Türk kadınlara değil, bütün Türk milleti söylemek istiyorum. Türk milleti çok iyidir, sıcakkanlıdır, çok samimiler. Onları çok seviyorum ve her zaman Türkiye'ye gelince çok mutlu oluyorum. Çok seviyorum gelmeyi. И еще хочу сказать, чтобы женщины никогда не обращали внимания на какие-то осуждения или на то, что навязывают им другие люди. Ve kadınlara özellikle söylemek istiyorum ki diğerleri söyledikleri bakmayın. Yani kötü bir şey söyledi. Aa bak sen kilo aldın, kilo verdin ya da işte burnu yaptırdın diye onu bakmayın. Ben yani, çok takıyorum öyle şeyler. Никто не проживет за тебя твою жизнь. Ты должен делать то, что нравится тебе. Başkası senin hayatını yaşamayacak. Kendi hayatını sen yaşayacaksın. Yani, çok takıyormuş evet, elmas. Kraliçe evet. Çok takıyormuş. Ben dünden beri ağlıyorum çok şaşırdım. Ağlıyorsun. Она плачет со вчерашнего дня, она вот обращает внимание, что ей сказали, типа много у нее эстетических операций. Вы плачете, вы такая красивая, как вы можете вообще плакать, вы такая красивая. Я вам говорю, куда говорите, камера. Elmas, niye takıyorsun bunlara? Takma. Ay keşke böyle her dediğini hemen anlıyor olabilsek biz de sonra. Niye niye takıyorsunuz? Elmas'ta ameliyat yok diyor. Я эксперт, я говорю, ни одной, точно. O zaman. Bu arada öğrendik ki Anastasia sadece dünyanın en büyük elmacık kemikli kadını değil, bir psikolog bizi düzeltmeye geldi. Evet, şimdi biz kadın kadına konuşacağız. Bir psikolog olarak bu yanaklar niye böyle oldu? Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Anastasia.